Hazırsak başlayabilirim arkadaşlar. Sayın basın mensupları, öncelikle büyük bir üzüntümüzü ve endişemizi dile getirerek başlamak isterim. Türkiye İşçi Partisi milletvekili yapmış olduğu bazı açıklamalardan sonra Sayın Ahmet Şık'ın Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Sayın Ahmet Şık yapmış olduğu bir televizyon programındaki açıklamalardan sonra dün Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yapmış olduğu grup toplantısında kendisine karşı kullanılan ifadeleri son derece endişe verici buluyoruz. Ne kadar şok edici olursa olsun ne kadar katılmazsanız katılmayın milletvekilleri milletten aldıkları yetki ve görev gereğince görüşlerini ifade ederler. Bu, bu görüşler eğer belli sınırların ötesine geçiyorsa bunun nasıl bir denetime tabi olduğu da kanunlarla belirlenmiştir. Ama siyasetçilerin denetimini de sandıkta millet yapar. Bir başka siyasi partinin genel başkanının bir milletvekiline alçak, soysuz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti dediğin gibi olsaydı senin yerin TBMM değil mezarlık olurdu. Bu aşağılık tiplere artık tahammül edemeyiz gibi ağza alanı, ağzını alanı bile utandıran son derece endişe verici ifadeleri olmuştur. Ahmet Şık'a yönelebilecek bundan sonraki her türlü fiziki saldırı Ahmet Çıkın başına gelebilecek her şey bu ifadeleri kullananları bu ifadelerin sahiplerini sorumluluk altına alacaktır. Bu hedef göstermeyi bu aşağılayan küfre varan ve açıkça hedef alan ve hedef gösteren dili reddettiğimizi bu dili kınadığımızı ifade etmek durumundayız siyaseti bu noktaya getirmemek lazım. Siyasi partilerin liderleri böyle bir üsluba, böyle bir dile başvururlarsa daha sonra ortaya çıkacak tablolardan hepimiz üzülürüz. Bu hiç doğru bir yaklaşım değildir. Bunu doğru bulmadığımızı ve bunun çok ciddi bir sorumluluk yarattığını ifade etmek gerekiyor. Sayın basın mensupları, Ortada büyük bir problem var. İktidar partisinin geçmişte en koyu savunucularından iktidar partisi ne destek için onun içinde bulunduğu ittifaka destek için mitingler yapan o mitinglerde muhalefete karşı son derece sert bir dil bir tehdit dili kullanan daha sonra İçişleri Bakanı'yla kurmuş oldukları ilişkinin devamında kendisine, ailesine, çocuklarına haksızlık yapıldığı iddiasıyla başlayıp her geçen gün dozun biraz daha arttığı bir süreci Türkiye hatta dünya nefesini tutmuş izliyor. Buradaki sorun suç örgütü liderinin söylediklerinin Türkiye ve dünya tarafından ciddiye alınması. Bunun üzerinden siyaset kurulması, siyasetin sorgulanması değil. Buradaki sorun iktidar partisinin bu suç örgütü liderinin ortaya koyduğu iddialara karşı bir özgüven göstermiyor oluş sorunu. Araştırılsın, bunların doğru olmadığı ortaya çıksın diyemeyişleri. Aksine İçişleri Bakanı tarafından parti içine yönelik olarak şantaj, tehdit operasyonları yapılması İçişleri Bakanı'nın aman MHP'nin ve AK Parti'nin grup toplantılarından önce bir pazar günü akşamı gazetecilerin karşısına çıkmalıyım. Çarşamba yapalım. Çok geç deyip pazar akşamı ilk sözü talep edip saatlerce o ilk sözü vermeyip kendisinin AKP'nin iktidarda olması ve saray rejiminin sürmesi Recep Tayyip Erdoğan'ın o koltukta oturmasının kendisine nasıl bağlı olduğunu 7 Haziran'dan sonra kurulması olası bir koalisyona nasıl engel olduğunu Ahmet Davutoğlu'nun seçilmiş başbakanken, seçilmiş genel başkanken bu görevden uzaklaştırılmasındaki kendi rolünün ne kadar önemli olduğunu ifade ettiği, sonrasında da parti içindeki bir milletvekilinin ismini vermeyip ama mafyadan para almakla suçladığı bu konuda bütün gayretlerimize rağmen bu ismi vermediği ama o ismin ortaya çıkmasına katkı sağladığı bir süreci. Sonra örneğin Selami Altınok, partinin şu anda milletvekili. Bir önceki görevi Emniyet Genel Müdürü. Birlikte çalışılmış, birlikte görev yapılmış bir bürokrat ama esas önemli yanı şu. Aksaray valisiyken 17-25 Aralık yaşanıyor. Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne görevlendiriliyor. 17-25'te de Recep Tayyip Erdoğan açısından çok göz doldurucu bir performansı var. Ve Fethullahçı cemaatle mücadele konusunda herhalde Recep Tayyip Erdoğan söz söyletmeyecek bir kişi ararsa herhalde Selami Altınoku bulması lazım. Yine İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapmış, şu anda Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olan ve Süleyman Soylu'yla bakanlık hiyerarşisi içinde altlı üstlü amir memur görevi içinde oldukları birisine, birisi Süleyman Soylu'yu Silivri Emniyet Müdürü'nün ölümünden sonunu tutuyor. O ona bir şeyler söylüyor. Kişi hala görevde beni öyle görevden almak kolay değil deniyor. Ve hem Süleyman Soylu şu andaki emniyet genel müdür yardımcısına hem de Selami Altınok'un imzalarını Anadolu Ajansı'na servis ettirerek onlara FETÖ imasında bulunuyor. Ve yine Süleyman Soylu bunları Sedat Peker yapmıyor bunları Süleyman Soylu yapıyor. Süleyman Soylu diyor ki bakan oldum evladımı karşıma aldım diyor. Öğütler verdim diyor. Bakın benden önceki bakanların çocuklarının odalarından para kasaları çıktı diyor. Aman yanaşanlar olur. Tevessül etmeyin dedim diye öğüt vermiş. Kime vermiş? Oğluna vermiş. Ne demiş? Muammer Güler'in oğlu Barış Güler gibi olma, para alma demiş. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan'a sormazlar mı? Bugün hapuruyor, köpürüyor da suç örgütü liderinin peşine takılıyorlarmış. Kim takılıyor? Suç örgütü lideri konuşuyor. Senin bakanın, parti içine konuşuyor. Suç örgütü liderinin soyluya yaptığı iddialar bir yana senin bakanın 17-25 Aralık'ın Acar İstanbul Emniyet Müdürü özel görevlendirdiğin Selami Altınok'u FETÖ'cülükle suçluyor Recep Tayyip Erdoğan. Senin bakanın şu anda Emniyet Genel Müdür Yardımcısını FETÖ'cülükle suçluyor. İmzalarını ifşa ediyor. Anadolu Ajansı'na yolluyor. Ve bu sürecin sonunda senin bakanın, senin 17-25 kumpastı diyorsun. Hatta paraları FETÖ koydu diyorsun. Bakanın paraları benden önceki bakanın oğlu aldı diyor. Doğruluyor 17-25 Aralığı. Bunu başkası iddia ettiğinde FETÖ'cü oluyor. Ama senin bakanın kendinden iki önceki yine senin atadığın ve senin görevden aldığın bakana bakanın oğlunun para aldığını İtiraf ediyor ve oğluna aman oğlum sen bunlar gibi olma diyor. Sanki kendinden önce başka bir iktidar varmış gibi. Recep Tayyip Erdoğan da durmuş bir suç örgütü liderinin yani öyle hitap edilsin istediği için öyle de hitap ediyor herhalde. Bir suç örgütü liderinin peşine takılıyorlar diyor. Ya sen suç işleri bakanının esiri olmuşsun. Senin en güvendiğin en başarılı bulduğun sonunda da milletvekili yaptığın bürokratlara en güçlü yerlerinden saldırıyor FETÖ'cü diyerek. Dönüyor dolaşıyor senin iktidarına senin kumpas kurdular yoktu öyle bir şey deyip soruşturma komisyonunun raporuna AK Partilere hayır oyu verdirtip Yüce Divan'a yollamadığın ve bütün millete FETÖ'cüler kumpas kurdu paraları onlar koydu dediğin meselede Parayı aldı diyor. Esir olmuşsunuz Süleyman Soylu ya. Normalde bunu dediğinde sen ne diyorsun kardeşim? 17-25 kumpastı. Sen senden önceki partimizin bakanı Muammer Güler'i nasıl suçlarsın deyip normalde görevden alman lazım değil mi? Sen Selami Altınok'a nasıl FETÖ'cü dersin demen lazım değil mi? Madem Emniyet Genel Müdürü FETÖ'cü Emniyet Genel Müdürü yarısı şu anda eski İstanbul Emniyet Müdürü nasıl görevde tutuyoruz? Eğer görevde tutuyorsak bu iftirayı atan nasıl bakanlıkta duruyor demen lazım değil mi? Girift ilişkiler ve korkunç bir güç dengesinin esiri olmuş. Cumhur İttifakı üç halkadan oluşuyor. AK Parti, MHP suç örgütleri. Kesişim kümesinde ilkokulda öğretmenimiz yapardı ya üç tane küme. Kesişim alanını gösterin. Ortasını böyle karalardık. Aa, o karaladığımız kara yerde Süleyman Soylu duruyor. Cumhur İttifakı'nın Mili diyen var. Menteşe'sinin mili çekersen dağılır diyor. MHP'de de AK Parti'de de suç örgütlerinde de ortak birleşim noktası Süleyman Soylu. Bunu söylüyor birçok kişi. O mili o yüzden çekemezler. ittifak dağılır diyorlar. Recep Tayyip Erdoğan da diyor ki suç örgütü liderinin peşinde. Sen de suç işleri bakanının peşine takılma. Suç işleri bakanı bu işleri bu sözleri söylüyor da susuyorsanız hepiniz o koltuklarda oturuyorsanız bir koltukta soylu, bir koltukta Selami Altınok oturuyorsa, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı koltuğunda oturuyorsa, beni görevden almak kolay değil, hodri meydan çekiyorsa görevden alabilecek bakana, o da alamıyorsa, bu ne korkunç bir denge. Türkiye'yi ne korkunç bir dengenin üstüne oturttunuz. Ne hale getirdiniz memleketi. Bir tane otel, aman Allah'ım otelde kimler kalmış, kimler kalmış. Otelin içine tanklar girmiş, tanklar çıkmış. Artık mafya, paramiliter güçler, hatta militer güçler bir bakıyorsunuz o en gözde savcılarınız, en gözde hakimleriniz ömürleri boyunca çalışıp da aldıkları emekli ikramiyesiyle bir hafta tatil yapamayacakları otellerde kalmışlar. Biri müstakbel eşini alıp sana geliyor nikahtan önce Sonra bir benzer pahalı otele pata 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 helikopterle gidiyor, helikopterle. Bu ülkenin savcısının maaşı belli, helikopterle balayına çıkıyor, erken balayına çıkıyor. Bunların hiçbirisine dönüp bakmıyorsunuz. Ve bu millete de biz temiz AK, AK Parti'yiz, Akçayız, PAKÇE'yiz deyip inanmalarını bekliyorsunuz. Aha da inanmıyor. İşte anketler. AK Parti seçmeninin videolardan haberdar olan kısmı Süleyman Soylu'ya olan güvenimi yitirdim yüzde yetmişin üstünde. AK Parti'ye zarar veriyor yüzde altmışa yakın. Siz istediğiniz kadar yok sayın. Geçen zaman iddiaları kuvvetlendiriyor. Hodri Meydan araştırma komisyonu kuralım diyoruz. Tutmuş Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Grup Başkan Vekili Bülent Duran'a soruyor gazeteciler. Özgür Özel Araştırma Komisyonu kuralım dedi diyor. Cevaba bak. AK Parti'nin hatası varsa bireysel olarak bunu gereğini AK Parti yapar. Geçmişte de böyle yapmışlar. Ya bu kadar bu kadar korkunç bir yaklaşım olur mu? Bunu en son Ruslar Pekcan'ın dezenfektan meselesinde yapmışlardı. Ama Esas olarak ne zaman yaptılar bunu? Belediye başkanlarımda metal yorgunluğu var dedi. Görevi bırakacaklar dedi. Hepimiz biliyorduk ki belediye başkanlarıyla ilgili istifalarını istediği belediye başkanları vardı. İşte Bursa, Balıkesir, Düzce, İstanbul, Ankara. Kimi ağlaya ağlaya gitti, kimi güle oynaya gitti. Ama bütün hepimiz şunu biliyorduk ki direnenlere karşı şunu söyledi. O gereğini yapmazsa biz gereğini yaparız. Bir parti bir belediye başkanı görevden alamaz. Belediye başkanını İçişleri Bakanlığı görevden alabilir. İki tane gerekçeyle alabilir. Bir, yolsuzluktan alabilir. İki, terör örgütüyle irtibattan alabilir. Yapıyorlar, ikide bir de kayyum atıyorlar, değil mi? İstifa etmezlerse gereğini yapacağızdaki iddia şuydu. Bunlar FETÖ'cü, ya da bunlarda büyük yolsuzluk var. Onları istifa ettirdi. Ettiler kimi güle oynaya kimi ağlaya ağlaya. Bir tanesi hakkında FETÖ'den ya da dönemindeki yolsuzluktan bir tane suç duyurusu yapıldı mı? Hayır. Neden? Tam da Bülent Duran'ın dediği gibi AK Parti olarak kendi içimizde çözeriz. Ruslar Pekcan ortalığa saçıldı belgeler bakanlıktan alındı ama hakkında bir adım atıldı mı? Soruşturma komisyonu kuralım diyoruz. Kurdurmuyorlar. Neymiş? Biz onun bakanlıktan alınmak ceza değildir. Bir görevin tamamlanmasıdır. Belediye başkanlığından istifa etmek ceza değildir. Bir görevin yarım bırakılmasıdır. Yolsuzluk yaptıysa savcı hakim karşısına çıkacak, hesabını verecek. Eğer bir terör örgütüne peşkeş çektiyse daha düne kadar Cumhurbaşkanlığı e, istişare heyetinde görev yapan eski başbakan yardımcınızın iddiasıdır Bülent Arınç'ın. Parsel parsel bir yeri FETÖ'ye verdiyse bunun hesabını verecek. FETÖ'nün dershanesinde yarım dönem okuyanı memuriyetten atıyorlar. Ankara'yı parsel parsel FETÖ'ye verdiği iddiasını orta yerde bırakıyorlar. Biz AK Parti o gereğini yaptık. Ne yaptınız? Ankara Büyükşehir'in lojman diye yaptığı konutu kendine satmış orada villalarda oturuyor hala adam. Hepsi keyif sürüyor bunların. Bir tanesi hesap vermedi. Ve burada Bülent Tezcan diyor ki biz gereğini parti olarak yaparız. Ya Bülent Tezcan, B Bülent Turan. Bülent Turan diyor ki biz gereğini parti olarak yaparız. Bülent Turan. İçişleri Bakanı odasına Çankarı, e, Çanakkale il başkanınızı çağırdı da bir takım parti içi işler çevirdi. Parti içi kumpaslar çevirdi. Partinin kurallarına aykırı bir iş yaptı da onun hesabını soracaksan bu iş parti içinde görülür. Örneğin Demirören krediyi sizin Mamak ilçe teşkilatınızdan mı almış da bu işi parti içinde çözeceksiniz. Partinin parasını Demirören'e de verdiniz. Geri ödemiyor diye bu işi parti içinde çözeceksiniz. Ya hepimizin vergilerinden alın terinden çiftçinin alın teriyle çalışıp ödediği kredilerle ayakta duran Ziraat Bankası'ndan Bugünkü kurla çevirdiğinde 5-6 milyar TL'ye denk gelen 700 milyon dolarlık bir kredi bir gruba veriyorsunuz ve Türkiye'nin basının amiral amiral gemisi gazetesi, en çok izlenen haber kanalları Türkiye'nin özel en büyük haber ajansını Merkez Medya'yı bir adama verdiğiniz krediyle yandaşlaştırıyorsunuz. O krediyi de geri ödemiyorlar. Bunun adı nedir ya? Bunun adı nedir? Siz devletin parasıyla ajans, televizyon, gazete satın alıyorsunuz. Onları bir yandaş basın organına dönüştürüyorsunuz ve bu krediyi geri ödemiyorsunuz. Yani partinin lehine, siyasetinizin lehine devlet parasıyla Basın kuruluşu satın almak. Akıl alacak iş mi? Kabul edilebilecek bir iş mi? Ondan sonra biz bunu kendimiz yapacağız, kendimiz yapacağız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak verdiğimiz önergeler reddediliyor, vermeye devam edeceğiz. Milletimize bu yapılanları şikayet etmeye devam edeceğiz. Bakın herkes görüyor ki Süleyman Soylu Metin Külünk'ü kastetmiş. Zaten hani şeydi hep söylüyorum ya Sır tek kişilik iki kişinin bildiği sır değil ama İtalya'da Palermo'da herkesin bilip kimsenin konuşmadığına sır derler. Şimdi bu iş Palermo'dan sonra artık Türkiye'de. Herkesin bilip AK Parti'nin konuşmadığı, gazetenin televizyonu yazmadığı sırlar var. İsmin Metin Gülünk olduğu konuşuluyordu, söyleniyordu. Soylu ima etti etti, sustu. İsim yurt dışındaki çekilen videolarla hem de o kadar küçük para değil daha büyük paralar da verildi. Arabayla çantasına konuldu dendi. İsmi geçen kişinin açıklaması şu. Elçiye zeval olmaz diyor adam. Hiç üstüne alınmıyor şu, şu anda MKK üyesi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin MKK üyesi. Ne istifasını duyduk ne görevden alındığını. Ama şöyle söylüyor. Elçiye zeval olmaz. O da ortaya koydu bir kaya al nereye dayarsan daya. Recep Tayyip Erdoğan'a diyor ki: "Yahu Sedat Peker'le görüştüysem ben kendim mi görüştüm? Ben filanca basın kuruluşuna yapılan saldırıyla ilgili, filanca milletvekilinin emniyette darp edilmesiyle ilgili, şundan ilgili bundan ilgili bir şeyler dediysem kendiliğimden mi söyledim? Elçiye zeval olmaz. Ben elçiydim." diyor. Elçi ise bir eli Sedat Peker'de de öbür eli kimde? O suç örgütü liderine bir şey dedi de ona bunu kim söyletti? Al sana bir kaya, nereye dayarsan daya. Şimdi AK Parti siyasetinin yeni şantajı ya da ben de konuşursamcısı Süleyman Soylu'dan sonra Metin Külünk olmuştur. Şimdi sorun şu, Süleyman Soylu'yu görevden almak bir imza işi de hadi al bakalım. Ya o da bir köşeye çekilir. Örneğin Karadeniz'in yüksek yaylalarındaki bir evden ya da yurt dışındaki bir ikametgahtan soylu videoları yayınlanmaya başlarsa. Ya da Metin Külünk elçilikte kimin elçisi olduğunu bir açıklamaya başlarsa. Esas sıkıntı sorun burada. Türkiye siyasetinin geldiği nokta bu. Elbette soruşturma komisyonları lazım. Elbette soruşturmalar lazım ama bir gerçeği de görmek lazım. Bu kadar pislik ancak sandıkta temizlenir. Bu enkazı bu yetkileri kısıtlanmış ve tek adamın tahakkümü altındaki meclis ya da küçük ortağın tahakkümü altındaki saray rejimi bu pisliği kaldırması, bununla mücadele etmesi ülkeyi arındırması mümkün değildir. Çünkü kirliliğin odağındadır bunların hepsi. Öyle olunca ancak ve ancak bu enkazı millet kaldırır, bu pisliği sandık temizler. Kurarlar yeni bir meclis, yeni anayasayı da yapar, dört bakanın soruşturma komisyonu da kurar, pek canı da soruşturur, soyluyu da soruşturur, AK Parti iktidarı da soruşturur. Ben geçmişte Erdemliler hareketi diye yola çıkanlara oy vermiş Anadolu'nun Trakya'nın tertemiz insanlarının bu gelinen noktadan utanç duyduğunu görüyorum biliyorum buna yürekten inanıyorum. Onlar da diyor ki bu kadar pislik varsa, bu kadar haksızlık varsa, böyle bir mafya düzeni varsa artık biz buna tahammül edemeyiz. İşte anketlerdeki o yavaş yavaş buz gibi erimeden birden buzdağının görülen görülmeyen kısmının iyice dibe batması anketlerdeki çakılmanın sebebi de budur. Çakılmıyorsanız, güveniyorsanız, millet hakem diyorsanız hani sayıyordunuz ya kaç kere seçim oldu hep yendik. Hadi yensene bir daha. Hodri meydan. Recep Tayyip Erdoğan. Seçimden kaçmaz seçimlerin kahramanı Recep Tayyip Erdoğan. Hani çıktık hep yendi ya sen öyle diyordun. Hadi yensene bir daha. Hodri meydan gidelim seçime erken seçime. 60 gün sonra gidelim, 90 gün sonra gidelim. Bu sonbaharda gidelim. Neden kaçıyorsunuz? Her seçimi kazananlar neden korkuyorsunuz? Ben de görsem bu büyük çakılmayı ben de korkarım. Sonuna kadar ben de seçimden kaçarım. Ama Cumhuriyet Halk Partisi esnafın, çiftçinin ve özellikle de geçmişte temiz bir siyaset yaparlar. Bunlar erdemliler hareketi, Bunların anlı secdeye değiyor, çalmazlar, çıkmazlar, yanlış iş yapmazlar diye oy vermiş. Şimdi çok büyük bir hayal kırıklığı ve duygusal ve siyasi çok büyük bir kopuş yaşayan seçmeniniz sandıkta size cevabı verecek. Cesaretiniz varsa gelin gidelim sandığa. Hani en büyük hakem milletti. Girip çıkıp sandıktan yolsuzluktan bile arınıyordunuz. Hadi bakalım gidelim en büyük hakemin önüne. Ortada bırakılacak iddialar yok. Elazığ'da yeldane kahraman bir kadın, bir kadın cinayeti. Nasıl bırakacağız ortada bu iddiaları? Ziraat Bankası'nın Demirören'e verdiği krediyi peşini mi bırakacağız? Sezgin Baran Korkmaz'ın İçişleri Bakanlığı'na bir gün önce çağrılmış, kaç buradan demiş kaçmış. O kamera kaydına bakmadan, Süleyman Soylu'ya bunun doğruluğunu sormadan nasıl bırakacağız bu işleri? Yalıkavak marinayı ben olmasam mafya çeker diyen adam bıraktı şimdi. Mafya mı çöktü? Yoksa zaten çökmüş müydü? Yalık marina eğer adam FETÖ'cü ise niye kayyum atamadık? Yarım milyar, yarım milyar karını hazineye irat kaydetmedik de ortada duruyor. Eğer FETÖ'cü ise kayyum ata alalım. Değilse şirketin karı adama niye gitmiyor? Bu para ortada duruyor da sizinkiler bu parayla oynuyor. Nasıl olacak bu işler? Muğla'da 12 tane 12 tane araç muayene istasyonunun tamamı milletvekilinize Yalık Avak yönetiminde babasından birlikte olan milletvekilinize ait 30 yıllığını almış, dünya kadar da kredi kullanmış. Nasıl olacak bu işler? Millete yüzde seksen altı faiz yapmayı biliyorsunuz araç muayenesi gecikince. Ama bunların hesabını kim kuracak? O otellerde bugüne kadar kim kalmış? Hangi siyasetçiler? Hangi savcılar? Bunları konuşmayalım. Bunlar konuşulmadıkça büyüyor, büyüyor, büyüyor ve AK Parti'nin saray rejiminin taşıyamadığı bu yük Türkiye'nin sırtına da büyük bir yük olarak biniyor. Bunu kaldırmak için bir an önce sandığı kurmak lazım. Sayın Bahçeli, siyasi etik teklifi verilmesini istemiş İki hatırlatma, bir siyasi etik teklifi lafını son ağzını alan Davutoğlu demişti ki hırsızlık yapan kardeşim olsa kolunu koparırım. Sayılı zaman içinde kafasını kopardılar. Bu hatırlatmayı yapmak boynumun borcu. Ama siyasi etik teklifi verilmesini istiyorsa Sayın Bahçeli biz onu yaptık. Bakın elimizdeki teklif 30 Temmuz 2019 günü geçen dönemde de benzer teklifimiz vardı. Bu dönemde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve 3 grup başkan vekilinin imzasıyla tam 17 madde 4 beşi mamur. Dünyadaki en iyi örneklere bakarak Greco kriterlerini gözeterek siyasetçinin alacağı hediyeden yakınlarının ve kendisinin üstlenemeyeceği görevlere kadar. Mal bildiriminin şeffaflığından mal bildiriminin gözetilmesi araştırılmasına kadar. Aklınıza gelebilecek her türlü siyasi etik yasasını, siyasi ahlaksızlıkla mücadele yöntemlerini ve bunu gözetecek bağımsız siyasi etik kurulunun oluşturulmasını tarif eden 17 maddelik teklif. Biz oldukça yeterli ve kapsamlı olduğunu düşünüyoruz. Sayın Bahçeli şurasını geliştirelim derse çok büyük memnuniyet duyarız. Hadi. Bu teklifin adı anıldığında sizin büyük ortak Recep Tayyip Erdoğan İl ve ilçe başkanı bulamayız AK Parti'ye demişti. Kol kola girdiğiniz, ittifak ettiğiniz, çok sevdiğiniz, laf söyletmediğiniz gelecek seçime de partinizin cumhurbaşkanı adayı Türkiye'deki 975 ilçede ilçe başkanı bulamam eğer siyasi etik kanunu çıkarırsam diyor. Kimler kimlerle beraber Sayın Bahçeli? Söylemekle olmuyor. Hadi komisyonda duruyor. Biz hazırız. Verin komisyondaki üyelerinize talimatı. Komisyon yarın toplansın. Önümüzdeki günlerde de yasalaşsın. Sonra AK Parti çil yavrusu gibi dağılsın. Devlet bahçeli ben söyleyeyim kayda geçsin. Nasıl olmayacak diyorsa ona söyleyecek bir sözümüz yok. Ama o zaman aşağıda verilip de hayır oyu kullandıkları araştırma komisyonlarında ya zaten bu kurulsun diye değil konuşulsun diye verilmiş ondan biz hayır oyu veriyoruz da demeyecek. Ya gerçekçi halktan yana millet için siyaset yapacaksınız ya da mış gibi yapmayacaksınız. Millet bize muhalefet görevi verdi deyip iktidar partisinin getirdiği kanun teklifinin virgülüne dokundurtmadan buradan geçirten iktidardan daha iktidar ama söz verdiği toplum kesimlerine sözü tutmada muktedir olmayan bir siyasi partiyle karşı karşıyayız. Polise verdiği sözü unuttu. EYT'liye verdiği sözü unuttu. Uzman Erbaş'a jandarmaya verdiği sözü unuttu. Öğretmene verdiği sözü unuttu. Muhalefet partisiyiz. AK Parti ne isterse oy veriyor. Bir de tutmuş siyasi etik kanunu verilmelidir. Verildi. Verilmişi var. Hazır. Buyurunuz Sayın Bahçeli. Cumhuriyet Ak Partisi'nin nasıl bir öngörüyle ve nasıl gerçekçi siyaset yaptığını Devlet Bahçeli'nin de sırf iktidarın yedeklemek belli siyasi riskleri sigorta etmek için nasıl kendine pozisyon açtığını gösteren son derece müşahhas son derece denk gelmiş bir örnektir. Gelelim yazıcının sesine cırt 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 en çok sevdiğim ses diyor ya benim de en çok sevdiğim ses Süleyman Soylu'ya dokunuyorsun oradan gelen ses. Önce Süleyman Bey'in sigorta şirketinin 2009-2016 arası inanılmaz yükselişini yakaladık. Resmi belgelerden 52 kat büyümüş. Sonra da dedik ki Süleyman Bey, Süleyman Bey bu şirketin 18 19 20'de ne kazandı bir görelim. Süleyman Bey kendisi açıklama yapmayıp şirkete yaptırmış. Ama sağ olsunlar yaptıkları açıklamalardaki bazı verilerden elimize Süleyman Bey'in E vergi levhası sorgulama imkanı da geçmiş. Lafı uzatmadan çok net olarak şunu söylüyoruz. Süleyman Bey'in 2009 yılında yani Demokrat Parti üyesi iken hatta genel idare kurulu üyesi iken 2009'da bir sigorta şirketi var. Yazıcı cırt cırt yaptıkça hoşuna gidiyor. Şirketin 2009 yılı karı 10 bin lira. Bugünkü parayla 10 bin lira. O tarihte bir bakan maaşı da 10 bin lira. Yani Süleyman Soylu'nun 2009 şirketinin karı bir bakan maaşı. Yani Süleyman Bey sigortacılığı bırakıp bakanlık yapmaya başlasa aynı parayı kazanacak. Son derece makul bir şirket kârıdır. Süleyman Bey 2013 yılına gelip de Süleyman Bey'in AK Partili oluşu 2013 değildir. 2009'da Süleyman Bey Demokrat Parti üyesiyken partisi 2010 referandumu geldiğinde Referandumda hayır oyu vermek kararı alır. Süleyman Bey evete çalışır. Finansmanını Gülen cemaatinin yaptığı 51 il gezer. Sonra Gülen cemaati bu performansını AK Parti'ye lansman yaparak ödüllendirir AK Partili olur. Süleyman Bey'in fikren Demokrat Parti'den kopup AK Parti'ye o zaman cemaate dolayısıyla AK Parti'ye yaklaştığı tarihte şirketi bir bakan maaşı kazanırken 2013 yılındaki karı 225 bin lira yani 15 bakan maaşı olur. Süleyman Bey'in 2020 yılı karı 1 milyon 220 bin lira yani 50 bakan maaşıdır. Bir bakan maaşlı Demokrat Parti Genel İdare Kurulu üyesinden 50 bakan maaşlı İçişleri Bakanı'nın yazıcısına geldi. Biz de bunu söylüyoruz. Ve şirkete açıklama yaptırtmış. Şimdi şirket herhangi bir şirket olsa ticari sırdır açıklamasın. Ama İçişleri Bakanı'nın şirketi ise iddialar resmi kurumlara poliçe kesildiği ya da poliçenin kesilmesine aracılık ettiği sigorta genel müdürlüğü arasında ve payını aldığı ve bunun da bu yüksek gelire sebep olduğu iddiasıysa Açıklamada onu da söyleyeceksin. Açıklamada verdiği rakamlardan ve aradan kaçırdıkları bilgilerden biz merak ettiğimiz 2018-19-22 -20 arına ulaştık. Ve öğrendik ki bir bakan maaşı kardan 50 bakan maaşına çıkmış. 49 küsur. Ama açıklamada neden şu yok? Hiçbir kamu kurum ve kuruluşunun sigorta işi şirketimiz tarafından yapılmamaktadır. İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşları başta olmak üzere devletin hiçbir resmi kuruluşunun taşınmazlarını ya da araçlarını sigortalamıyoruz. Niye diyeyim demiyorsunuz? Bu açıklamanın orası niye eksik? Başka sorumuz yok. İçişleri Bakanını kamuoyunun vicdanına veriyoruz. Tabii İçişleri Bakanının orta büyüklükte bir şirket diye açıkladıktan sonra bizlere küçük ve orta büyüklükteki sigorta acentelerinden yağan telefonlar bugünkü hesapları yapmamızı ve bugünkü bilgilere ulaşmamızı da kolaylaştırmıştır. Bunu da ifade edelim. Son olarak söylemem gereken bir husus Kanal İstanbul'un müsilaj meselesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu öyle bir söz söylemiş ki diyor ki Boğazlardan çok gemi geçiyor. Gelecekte de daha çok gemi geçecek. Biz Kanal İstanbul'u yapacağız. Yaptıktan sonra müsilaj sorunu da kendiliğinden sözülecek. Gerekçe, gerekçe şu Marmara temiz, nehirler akıyor tertemiz. Biz Marmara'da ka, düzeltiyorum. Bakan diyor ki Karadeniz Marmara'ya göre temiz. Oraya nehirler akıyor tertemiz. Biz Kanal İstanbul'u yapınca Karadeniz'in temiz suyu Marmara'ya geçecek. Marmara'daki müsilaj sorunu kendiliğinden bitecek. Bir bakanın ağzından bütün bilim adamlarının söylediğinin tam tersine böyle bir şey duymak gerçekten şaşırtıcı. Meclis tutanaklarında var. Geçen hafta komisyon toplantısında konunun uzmanı derneklerden birinin bir temsilcisi çıktı ve şu açıklamayı yaptı. Karadeniz oksijensiz bir denizdir. Marmara Denizi'nden Karadeniz'e akan su oksijen taşımaktadır. Eğer Marmara ölürse Karadeniz'de ölür. Marmara ölürse Karadeniz'de de çok büyük bir müsilaj sorunu ortaya çıkar dedi. Buna eski Su İşleri Bakanı önce itiraz etti. Ertesi gün saat 15'te basın kapısının önünde yaptığı eylem planında aynen derneğin sözcüsünün söylediği o ifadeleri alıp Marmara ölürse Karadeniz'de ölür dedi. Geçtiğimiz hafta bu konuda konuşan Cumhurbaşkanı da Marmara ölürse Karadeniz'de ölür dedi. Ama bugün Ulaştırma Bakanı biz kanal açacağız ve Karadeniz'in temiz suyu buraya gelince Marmara'yı arıtacağız diye zihni sinir bir hipotez ortaya atmaktadır. Bu, bu konudaki bütün uzmanların, bütün bilim adamlarının söylediğinin tam tersidir. Şunu açıkça söyleyelim. Kanal İstanbul tartışmalarındaki kuvvetli argüman, eğer Kanal İstanbul açılırsa Karadeniz'in ve Marmara'nın çok ciddi şekilde dengesinin bozulacağı, iki denizin de öleceği ve bu müstileş sorunu ve benzeri sorunların misliyle katlanacağı noktasıdır. Bu konuyu da kamuoyunun bilgisine bir kez daha sunuyoruz. Bir de iki tane küçük nokta var. Bunlardan bir tanesi gün geçmiyor ki bir AK Partili, eski siyasetçi, milletvekili ya da bürokratın yeni bir maaşa daha kavuştuğunu duymayalım. Zonguldak milletvekilimiz, kit komisyonu üyemiz Deniz Yavuz Yılmaz, Varlık Fonu Genel Müdürü Salim Arda Ermut'un aynı zamanda TÜPRAŞ Yönetim Kurulu üyeliğine atandığını tespit edip 14.917 lira maaşına 52.000 lira daha ilave gelip 66.000 lira maaşa kavuştuğunu söyledi. Yine Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin bir pınarında aynı zamanda Emlak Bank Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı olduğunu ve Bakan Yardımcısı maaşı olan 27.917 liraya ilaveten 18 bin lirada emlak katılımdan alarak 45.917 lira maaşa kavuştuğunu söyledi. Yine o, bir gün gazetesinin bir haberinden de eski AKP milletvekili Muhammed Murtaza Yetiş'in Kızılay'ın Sağlık AŞ isimli şirketine 30 bin TL maaşla genel müdür yapıldığını, emekli milletvekili maaşının yanında 30 bin lirada bu maaşı aldığını ve kendisinin eşinin de Sayın Selma Sema Kopuz Yetiş'in de Kızılay'da tam üç farklı görevde olduğunu hem Ankara ve Başkanı hem Kızılay Denetim Kurulu üyesi hem de Kızılay'ın iştiraki Kızılay Bakım Anonim Şirketi'nin yönetim kurulu üyeliğini yaptığını yani eşinin Kızılay'dan üç, kendisinin bakan eski milletvekilliği ve Kızılay'daki 30 bin liralık yeni görevinden beş farklı görev ve maaşa kavuştuklarını ortaya koydu. Şimdi bunları görünce şu çizelgeyi hatırlatmak isteriz. Bu AK Parti'nin eylem planı. Kamu görevlilerine başka kurumların yönetim denetim kurullarında en fazla bir görev verilecektir. Bunu 30 Haziran 2021'e kadar kanun çıkarmak yoluyla yapacağız. Bu AK Parti'nin Ocak ayında açıkladığı, Aralık'ta müjdeleyip Ocak'ta açıkladığı eylem planı. Meclisten kanun çıkaracaklar, 20 günü kaldı. Ama her gün 2-3 iki, kişiye ikinci maaş, üçüncü maaş, Fahrettin Altun'un evine giren dört maaş hepsi devam ediyor ve bunlar eylem planında halen daha bunun bir maaştan fazlasına izin vermeyeceklerini söylüyorlar. Bunu da hatırlatmak gerekiyor. 30 Haziran günü bu konuyu bir kez daha konuşmak üzere bir kenara not ediyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar sorunuz varsa yanıtlayayım arkadaşlar. Çok teşekkür ediyoruz.